Alo. Merhaba, ben çocuk doktoru Doktor Şahit. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne? Çocuğunuz bağırıyor mu? Neden bağırıyor acaba? Şimdi böyle çocuklar oluyor. Onları bana geliyor. Bana gelmezse ben gelip getiriyorum. Evet, hem bağırıyorlar, arada bir ağlıyorlar ve durmadan yapıyorlar bunları. Evet. Şimdi o zaman bakalım, eğer bağırmazsa gelmeme gerek yok. Sizin de getirmenize gerek yok. Eğer bağırmaya devam ederse gelirim. Alır getiririm. Burada bir sürü var. Ağlayan, bağıran. Ne yapıyor? Ailelerin kafasını ağrıtıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Adresinizi alayım ben. Evet, dinliyorum. Acayip yakınız. Hemen şu yolun kenarındaki hastane var ya, ben oradayım. Hemen gelirim. Evet. Bekleyin. Dur bakayım. Bir bakayım. Bağıracak mı? Ağlayacak. Bak, bakışa bak. Sanki bağırıp ağlayacak bir hali var. Ama hiç iyi bir şey değil. Şimdi bağırıp ağlarsa sesi kısılır, boğazları ağrır, öksürür. Daha çok hasta olur. Bu sefer daha çok hastanede kalması lazım ki iyileşmesi lazım. Burada yatması lazım. Onun için uslu olmak lazım. Bak, şimdi geçen markete gittim. Markette çocuk ağlıyor, bağırıyor, ben bundan istiyorum, bundan da istiyorum, şundan da istiyorum diyor. Baktım çocuğa, ağlayıp duruyor. Ailesi diyor ki, çocuğum diyor, şu an paramız yok diyor. Her şey alamayız diyor, çok pahalaştı her şey diyor. Doğru diyor. Para yoksa zaten niye ağlamaya, bağırmaya gerek var ki? Her istediğini istediğin zaman alınmıyor işte. Ama ağlamasan, bağırmasan da bahar çocuk, bak benim çocuğum ne kadar uslu der. Ben bu çocuğum hiç ağlamıyor, bağırmıyor. İstediği hediyeyi alırım der. Ama beni dinlemesi lazım der. Şimdi durmadan ağırsa kafası ağrır. Durmadan alsa bile bağıracak, ağlayacak. Onun için hiç almaya gerek yok diye almıyor aileleri. Ama güzelce her istediği değil. Mesela yemek yerken bağırıyor, ben istemiyorum. Televizyona bakarken ben buna bakacağım, ben istemiyorum diye konuşursa, ailesinin kafasını ağrıdırsa başı ağrır. Tabii ailede çalışan oluyor. Eve geliyor, huzur istiyor, kafam dinlensin diyor, yazık çocuklarım için para kazanıyorum diyor. Eve de geliyor, çocuklar da bağırıyor, 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 ağlıyor. O da ne yapıyor? İyice kafası ağrıyor, üzgün oluyor. Ailenizi üzmemeniz için sessiz olun, güzelce oynayın. Siz zaten böyle uslu uslu durursanız, aynen zaten siz istemediğiniz şeyi bile size sürpriz yapar, alır gelir. Bakın size sürpriz yaptım der. Ne kadar güzel. O zaman sürprizler gelir. İstediğin bir şey olursa, ama beklemesini bilmen lazım. Evet. Bakın şimdi yine ağlamaya, bağırmaya devam ederse bahim uslu duruyor mu? Duruyor gibi. Eğer durmasa arayın. Ben yanımda sekreterim var. Adresi bir daha verin, not alsın. Bekliyorum, dinliyorum, evet. Yaz sekreter kızım. Evet. Yazdın mı? Aferin. Evet. Çok güzel oldu. Ben küçüktüm. Vaktiniz var mı? Konuşuyorum ama. He. Tamam. Ben küçüktüm. Ağlıyordum, bağırıyordum,
Durmadan sinirli sinirli hareketler ediyordum. Bir hasta oldum, bir hasta oldum. Sesim hep kısıldı. Öksürüp duruyorum. Allah Allah dedim. Böyle niye ben bağırdım, çağırdım ki hasta oldum dedim. Niye? Bağırdım, bağırdım, bağırdım. Ses tellerim zarar gördü. Sesim kısıldı kaldı. Hastaneye götürdüler beni. Hastanede kaç gün durdum, zor iyileştim. Ondan sonra iyileştim ve dedim ki ben niye boşuna bağırıyorum ki dedim. Niye kafasını ağrı diyorum ki ailemin dedim. Bir daha bağırmadım da ağlamadım da. Çok mutlu oldum. Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm işte doktor oldum falan derken şimdi yaşlandım tabii. Şimdi dede oldum. Doktor dedeyim şu an. Evet, torunlarım neyim var? Onlar hiç ağlamıyor, beni üzmüyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Ha? Sırrı diyorum. Çok mutlu olunca böyle oluyorum. Şimdi içeride bağıran çocuklar var. Onlara ben bir gideyim bakayım niye bağırıyor? Sesleri kısılmış. Boğazları ağrımış. Öksürüyor diye. Onlara ben bakmam lazım. Anlaştım. Ben onlara bakayım. Eğer çocuğunuz aynı şekilde bağırıp ağlıyorsa beni hemen arayın. Ben hemen gelirim. O zaman sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürük. Sağ ol, sağ ol. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol.